Değerli izleyenler, önemli haberlerle yine karşınızdayım. Biliyorsunuz EYT bir kanayan yara ve 99'dan önceki hakları Yaşar Okuyan'ın olduğu dönemdeki hükümet zamanında evet değiştirildi. Tabii ki EYT'li hayat devam ediyor dedi ve mevcut hükümetten belli bir süre sonra hakkını istemeye başladı. Bana soracak olursanız aslında en şanssız dönemde istedi. Çünkü 2006 ile 2012 yılları arasında Türkiye'de bir sıcak para alışverişi ve Türkiye'de yoğun bir kaynak bolluğu mevcuttu. Ama olsun, bir hak oluştu EYT'de ve belli dönemler EYT ile ilgili hiç olumlu bir gelişme olmazken daha sonra hükümette talimata kadar birçok siyasinin açıklamasını götürecek kadar ilerledi durum. Ama en son artık dendi ki kaynak sorun. Evet, para sorun. İşte para sorun denince artık iş ciddiye bindi değerli izleyenler. Hükümetin EYT adımında iş artık ciddiye bindi ve bizleri umutlandıran bir gelişme daha yaşandı. GSS yani genel sağlık sigorta priminin yatırılması yıl sonuna kadar uzatıldı. Bu şu yönden önemli. Birçok EYT'li şu anda prim yatıramıyor veya priminde gecikme yaşamış ve sağlık muayenesi olmasında sıkıntılar var. Onlar için can simidi gibi oldu ama bizi asıl umutlandıran şu. Bu adımın EYT adımı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü EYT'de bu durumda çok şikayetli, sağlık muayenesi olamıyoruz, hastanelere gidemiyoruz diye. Şimdi onların kaynak yani emeklilikleri ilgili durumu artık bu ısrarlı ve istekli tutumlara karşı hükümetin bir formül tutturacağı ve ortaya atacağı konuşuluyor. Bu konuda hepimiz ümit varız. Ne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız dese de, açıklamalar yapsa da EYT ile ilgili bir açılımın, bir kazanım olarak seçim ve benzeri alanlarda bu kişileri kazanmanın yolu onları anlamaktan geçiyor. Aynı GSS adımı gibi EYT'nin maaşında da aynı durumda, aynı hüviyette bir adım bekliyoruz. Evet değerli izleyenler, ümitliyiz, ümit varız. Tabii ki bekleyenlerin sabırsızlığı, kızgınlığı ve bekleyişlerindeki bu zorluk hak verici. Yani yakınlar için hak verici. Kimse tanıdığının, sevdiğinin içeride kalmasını ister gösteriyor. Burada tekliflerini geri çekmeleri kendi tabanlarına mesaj olarak algılanıyor. Yani biz kendi isteğimizi istedik, olmayan yerde de kendi taslağımız dedirtmeyiz. Anladınız mı değerli izleyenler? Bu husustan dolayı. Emeklilikte yaşa takılanlarına gelince, şimdi emeklilikte yaşa takılanlar için GSS hamlesi yapıldı. GSS hamlesini buradan tekrar ilan ediyor. Bütün Türkiye ilan ediyor. GSS hamlesi EYT'lilerin sağlık sıkıntıları yaşayıp primini ödeyemeyenler için de bir can simidi oldu. Yaptığımız araştırmalarda hala %70'lik EYT'nin de çalıştığını gösteriyor. Bunların birçoğunun işsizlik tehlikesi adı altında olduğu biliniyor. Ama her ne olursa olsun sağlık güvencesi baş güvence. Görüştüğümüz yetkililer EYT ile ilgili GSS adımının ilk adım olduğunu, bunun perderpey maaş alamayan, zorlu olan ve sıkıntı yaşayan EYT'liler için uygulanacağını gösteriyor. Evet, bu konuda kararlı, emin ve güzel bir resim önümüzde duruyor. Tabii ki olası baskın seçimleri ve her türlü adımlar bunu kamçılar ama ak gelişmesinde böyle bir seçim atmosferine gerek duyulmuyor. Çünkü artık af için start verildi, af için adımlar atıldı. Bu konuda şunu ifade etmek istiyorum ki, af gelişmesinde 40 ile 60 gün arasında af düzeninin bu konuda çıkacağını söylüyorlar. Devletimizin uygun gördüğü değerli izleyenler, onu söylemek istiyorum. Altı suça devletimiz geçip verdiği. Bu konuda çocuklar, yaşlılar ve benzeri durumlarla ilgili geçmiş yayınlarında ayrıntılara değinmiştim. Evet, bu durumda belli yaşlı grubu, genç bayanlarda çocuk bekleyenler ve hamile olanlar özellikle hapse girmeyecek, bir yaşını doldurana kadar hapishaneye girmeyecek ve belli bir şeyde içeride doğru yapılmışsa 2 seneye kadar veya 5 seneye kadar olan cezalarda bir tehir söz konusu olacak değerli izleyenler. Ve daha sonra çekme kaydıyla bu konuda önemli gelişmeler var. Yaşlılar için de düzenlemeler var. Ve bu kapsamın toplam genişliğinin 40 bin ile 60 bin arasında olacağı neredeyse kesindir. Değerli izleyenler, yorumlarınızı lütfen yapın. Alt gelişmesinde son tarihe yaptığınız hesaplamalarda 3 haftalık bir süreci tekabül ediyor. Yani son yokuştayız derken bunu kastediyorum değerli izleyenler. Gerçekten alt için son yokuştayız. EYT için de daha başlangıçta
yerden yoğun bir şekilde çalışmaya, yoğun bir şekilde koşturmaya devam. Gerçekten canlı seni görüyor. Yani altı dediğim durum